Herkese merhabalar. Bugün sizlerle güzel bir ana yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Kağıt kebabı yapacağız. Yapılışı ve e, pişirmesi itibariyle oldukça pratik ve lezzetli bir yemek oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen nasıl yapmışız hep beraber izleyelim. Tarifi ilk olarak etlerini pişirerek e, başlıyoruz. E, ben çiğden hazırlamayacağım. Pişmiş olarak hazırlayacağım. Böylece daha pratik olacaktır. Burada 600 gram kadar e, Kuşbaşı doğranmış kuzu etim var. Dilerseniz dana eti ya da tavuk eti de kullanabilirsiniz. Evdeki e, hangi et varsa onunla da değerlendirebilirsiniz. Kağıt kebabını yapmak için. Isınmış olan tavanın içerisine etlerimizi alalım. Ve e, orta ateşte etler suyunu çekip kavrulana dek e, etlerimizi pişirelim. Etlerin rengi döndükten sonra suyunu çektikten sonra ya ekliyoruz burada. 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Etlerim yağlı olduğu için çok fazla yağ koymayacağım. Kapağını kapatacağım ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişireceğim. Zaten kuzu eti olduğu için çok çabuk pişecektir. Dağılmasını istemiyorum. Bir 10-15 dakika kadar kısık ateşte etlerimiz kendi suyuyla bu şekilde yumuşadıktan sonra artık üzerine diğer malzemelerini ekleyeceğim şöyle iki tane küçük boy yemeklik doğramış olduğum soğanlarım var. Onları da içerisine alacağım ve etlerle birlikte kavurmaya devam edeceğim. Bu arada kullandığınız etin cinsine göre etin ön haşlama ön kavurma süresi değişir. Dana etini dilerseniz düdüklü tencerede birazcık haşlayabilirsiniz çünkü dana eti biraz daha geç pişecektir. Bir kez aynı şekilde tavuk eti daha çabuk pişeceği için pişirme süresi daha kısa olacaktır. Üzerine yine iki tane küp küp doğranmış havucumu ekliyorum. Ve soğanlarla birlikte havuçlarımı da kavuruyorum. Havuçlar da hafif böyle sarardıktan sonra üzerine bir tane büyük boy patatesim vardı. Eğer patatesler küçükse iki e, tane patatesi de aynı e, havuçlar gibi küp küp doğradıktan sonra etlerin üzerine alalım. Şöyle birkaç tur onları da döndürdükten sonra üzerine bir su bardağı bezelye ekliyorum. Bezelyelerim e, benim yazdan hazırlamış olduğum şoklayıp buzluğa kaldırdığım bezelyeler. Konserve bezelye kullanacaksanız en son kullanın. Çünkü konserve bezelyeler e, zaten pişmiş olan bezelyeler olduğu için içerisine dağılabilir. Şöyle bezelyelerle birlikte karıştırdıktan sonra salçalarını ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 çay bardağı kadar da domates suyum var. Eğer domates suyunuz domatesiniz yoksa 1 yemek kaşığı domates salçası olarak da tamamlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle salçaları da 1-2 tur kavurduktan sonra yemeğin suyunu ekleyeceğiz. Toplamda 1,5 su bardağı kadar su kullandım. Kalan suyumu da ekleyeceğim. Ardından e, tekrar bir 10 dakika kadar içerisindeki sebzelerin yumuşamasını sağlayacağım. Çünkü kavurma işlemini yaptığımız için e, zaten içerisindeki patatesler, havuçlar e, hafif yumuşamıştı. Bu suyun içerisinde tüm sebzeler birbirle özleşene kadar bir 10 dakika tekrar e, pişirme işlemi olacak. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Bu haliyle bile e, harika bir ana yemek olarak görünüyor. Ama biz bunları şimdi kağıda koyacağız. Ve fırında pişireceğiz. Bu ön e, pişirme işlemini fırın süresini azaltmak için yapıyoruz. Tüm malzemeleri çiğden koymuş olsaydık e, çok daha fazla fırında pişirecektik. En son ocağın altını kapatmadan önce baharatlarını ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar kekik ekledim. Ve damak zevkinize göre tuz ilavesi yaparak Şöyle bir karıştıralım, ocağın altını kapatalım ve 10 dakika dinlenmeye alalım. Evet, kebabımızın iç malzemesi hazır. Şahane bir görüntüsü var. Şimdi hazırlamış olduğumuz yağlı kağıtların içerisine ee, dilediğiniz porsiyonlarda koyabilirsiniz. Kişi sayısına göre porsiyonları sizler ayarlayın. Ben şöyle iki e, servis kaşığıyla kağıtların içerisine alacağım. Ve videoda görmüş olduğunuz gibi paket yaparmış gibi sıkı sıkıya katladıktan sonra kenar kısımlarını da aynı şekilde rulo yaparak sıkı sıkı birbirine birleştiriyoruz. sıkı sıkı yaparsanız hiçbir şekilde açılmayacaktır. Bu işlemi e, tüm kağıtlara uygulayalım ve fırınımızı da 200 derece ayarına getirelim. Alt üst ayarda ısınmış olsun. Bu malzemelerle toplamda 7 tane e, kağıt kebabı elde ettim. sizlerde porsiyon miktarlarını ayarlayarak daha fazla ee, ya da daha dolu dolu paketler hazırlarsanız 6 e, paket kadar çıkarırsınız kağıt kebabı ek yerleri alta gelecek şekilde kağıtlarımızı fırın kabımızın içerisine yerleştirelim şöyle son kalan kağıdımı da köşeye aldıktan sonra ısınmış olan fırınıma Kağıt kebaplarımı yollayacağım. Bu arada belirttiğim gibi yine söylüyorum. Kullandığınız etin cinsine göre ön pişirme ve fırın pişirme işlemi süresi değişecektir. Ben kuzey eti kullandım ve etim çok çabuk piştiği için fırında 15 dakika kadar pişirmeniz yeterli gelecektir. Emin olamıyorsanız pişip pişmediğinden üzerini böyle bıçakla delerek içerisinden etinden alıp kontrol edebilirsiniz. Benim yemeğim hazır. Dilerseniz bu malzemeleri kağıt şeklinde hazırlayıp önceden iftara e, yarım saat kala fırına atıp sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Kağıtlarımı makas yardımıyla üst kısımlarını açıp içerisini size göstermek istiyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca video ve tarifler hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Şöyle kebabımızın içinde göstereyim size. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika bir ana yemek tarifi. Farklı yemek tarifleri arıyorsanız iftar için ya da akşam yemeği için. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederim sizlere. Yapacak olanları şimdiden afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tam kıvamında pişmiş lokum gibi etimiz ve ee, kağıt kebabımız hazır. Şöyle yakından göstereyim. Bu videoyu izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz videodan hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Videoları kaçırmamak adına bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarda ve tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.